Evet arkadaşlar, Fallout 4'ün ikinci bölümünde karşınızdayız arkadaşlar. Birinci bölümde ise karakterimizi yaptık. Karakterimizi Barış Manço'ya benzettik ve karakterimiz Barış Manço oldu arkadaşlar. Barış Manço, Fallout 111'deyken uyutulduğu esnasında bir yanlış hatayla tekrardan uyandırıldı. Ve uyandırıldıktan sonra karısının elindeki bebeği, yani bebeğini, işte çocuğunu almak için karısıyla beraber bir münakaşayı bile yiyen bir keltoş ve ona yardım eden bir kadın. Özel giysiyle giyinen bir kadın ile bir dövüş yaşandı. Karısı vuruldu ve çocuğu alındı. Şimdi Barış Manço çok sinirli, gergin ve agresif bir şekilde Fallout 111'den çıktı. Elinde silahıyla daha da güçlenerek o keltoşu bulup çocuğunu alıp o keltoşun elindeki silahı ona montileyecek arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız, nasıl geçecek. Sizlerle beraber yanlışlıkla yaptı. Bir şey söyleyeceğim, alt tuşu şey mi? Aa, alt tuşu şey. Vuruyor. Güzel. Shift tuşumuz. Koşma zaten. Shift tuşumuz. Şimdi buradaki lootlara bakalım. Ha, ben yapmışım. Burada bir lootumuz var mı? Yok. Vault'a girebiliyor muyuz? Yok. Zaten buradan çıktık. Evet, daha kimse giremeden herkes ne yemiş. Ha, sanırım buradan da aşağı ineceğiz. Okey. İnebiliyoruz aşağıya. Bu ne peki? Bir şey bilmemiz yok. Tamam. Ölçsün dursun. Ben deneme amaçlı baktım. Şimdi evimize doğru gidelim arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla buradan aşağı doğru indiğimizde robotlar falan vardı ama ne robotu kalmıştır. Ne güzel. Açık dünya. Bu ne? Ay, şarkı dinleyebiliyoruz. Tamam, süper. Fallout 111 kocaman bir map. Kocaman bir map. Envanterimizde bir şey yok. Değerlerimizde bir şey yok. Şöyle baktığımız uzaktan Fallout 111 efendisiyiz. Maşallah kaslı. Poposu büyük bir şeyimiz. İresini toplayalım. Bakış için ayarlamak için zoom yap diyor. Vallahi toplayabildiğim her şeyi topluyorum ya. Sizce arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Böyle mi oynayayım? Yoksa FPS modu oynayayım ya da her ikisinde de oynayayım mı? Ya mesela böyle bir şey olduğunda mesela eğildim ya, şöyle oynayayım mesela şu adamı görmek için. Ama derseniz ki hayır, böyle FPS modu oyna. Full FPS modu da oynayabilirim. Geldik. Aa, bu Shaun değil mi? Gözlerime inanamıyorum. Evet, benim. Cosworth. Dünyaya ne oldu? Dön önce. Felk'ten önce Konak Tepe'ye imreniliyordu. Şimdi ise korkan burası inanılmaz derecede sıkıcı. Herkes ölmüş. Bu seste niye karışıklık var acaba ya? Onları gördün mü? Eşim zaten öldü. Bebeğim gördün mü? Sadece geçen hafta Sosa'nın oğlu Cadılar Bayram kostümüyle etrafı koştururdu. Yemin ederim ki o kadının siniri olduğunu delirtti. Bu aile gibi değil efendim. Eşiniz ve siz her zaman sorumluluk sahibi bir çift oldunuz. Bu arada eşiniz nerede? Bunun sesini ben sonraki bölümde düzeltmeye çalışacağım. Sesli bir karışıklık var. Efendim, söyledikleriniz komik şeyler. Öyle. Evet, sakinleşmek sizi bir ruh halinden çıkartacaktır. Dama. Belki de şaklabanlık. Şahın baktığı severdi. Peki o yanınızda mı? Lan çocuk kaçırıldı diyoruz ya salak. Bak. Ses girden geliyor, fark ettiniz bak. Adam konuşmasının sesi girden geliyor. Demek ki 200 yıl aç kalmak bunu yapabiliyor. Bunu düzeltiriz. 200 yıl mı? Ne? Dön önce. Ne? Şarkılarım dinlendi mi? Canım Barış Manço'm. Çok seviyorum. Çok da dinlerim müziklerini. Akşam yemeği için 200 yıl geciktiniz. Komik şey seni. Espri de yapıyor bir de.
Bazen insanlar bilgileri kapak saklarlar. İkna etme girişimini paylaşmanı Codsworth, you're acting weird. A little bit weird. What's problem? What's wrong? Bak ikna ettim birisini, gördün mü? İşte, turuncu daha az ikna edebiliyorsun. Sarı daha az. İşte yeşil tamamen ikna edebiliyorsun. İlk 10 yılı yerleri temizlemeye çalışarak geçirdim ama hiçbir şey. Ahşap lüpler atı temizleyemiyor. Hiçbir şey. Robot ne yapsın? Boşu boşuna yıkık evlerin tozunu alıyorum. Ayrıca arabaların halini düşündüğünü biliyor musunuz? Hayır, 200 yıl boyunca. Tamam, sakin. Ya 200 yıl geçmiş. Ne bozulmuş ne bir şey olmuş. Odaklan. Kaçacağız tabii, ölecek miyiz? Bu holotape'i buldum. Hanımefendime bunu hediye etmek istediğini düşünüyordum. Sürpriz olarak ama sonra bombalar. Karımız bize hediye almış ya. Selam tatlı. Teşekkür ederim. Şimdi kendim için yetineceğim. Bak, ses biraz kötü olmuş ama halledeceğim. Hadi yolu göster. Sormayacağım yani, bomba patlamış zaten. Ağlayıp durma oğlum. Şu evlere bir girip bakalım. Araba zaten nane yemiş. Allah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ne bakıyorsun öyle lan? Gerizekalı, aklım çıktı. Artık radyasyon mu? Ben radyasyonlar gitsin. Selam tatlım. Dinleyelim bakalım. Rasyon zararı aldım ve maksimum sağlığın düşüyor. Rasyon yüzünden kaybettiği sağlığını geri almak için doktoru ziyaret et veya şey kullan. Ağlayacağım lan şimdi. Çok sabırlısın. Annem dediği gibi aziz kadar sabırlısın. Harika bir yıl olacaktı, evet. Ama insanlar atom bombası atmasaydı yavrum. Şimdi bunu gerçek hayatta olduğunu düşünün ve bir anda işinizi kaybediyorsunuz ve çocuğunuz kaçırılıyor ve robotunuz karınızın sizin için hazırladığı bir hediyeyi veriyor ve bunu dediğinizde bir babanın, emin olun ki, ne oldu lan? Oğlum. Evet, ailem burada değil yavrum. Evet. Dalga mı geçiyorsun benimle şu an? Biraz önce ne dedim sana? Codsworth. Kasper. Efendim. Canımın içi. Dedim ya sana. Mutlu mu? Bunların hepsi zaman kaybı. Concord şehrini mi deneyelim? Orada silahlı insanlar varsa daha tehlikeli değil mi orası? Evet, ayrıca biraz kabalarmış. Yol hatırlıyor musunuz? Sadece güneydeki köprü geçip Kızıl Roket istasyonunu seçeceğiz. O zaman burada kalıp evin önünü koruyacağım. Okey. Peki... Korunaklı Tepe'deyiz biz. Buraya ben işaretleyebiliyor muyum? İşaretledim. Aa, aşağıda arkadaşlar şey var, pusula var. Pusuladan görebiliyoruz. Ya şu araçlar çalışmıyordur zaten diye düşünüyorum. Bir köpekle karşılaştım. Sakin. Hey boy. Hey oğlum, ne yapıyorsun burada? Tamam. Sahibin nerede oğlum? Hı? Uy, yürüm sen ne?
Okay then. Let's stick together. Gel. Hey. Ticaret mi? Ne buldun güzelim? Lan seni yerim. Tablo komut vermeyi bırakmak için. Hey. Wait there. Come on. Gel, takip et beni oğlum. Fare zehri. Alalım abi her şeyi. Oğlum manyak bir şey. Kapıyı mapıyı açıyor bir de. Ne oluyor? Bu ne? Bu neydi? Biz dışarı çıkmasak mı acaba? Lan! Oğlum ne bunlar böyle? Fare mi bunlar? Hastır lan. Oğlum korku oyunu gibi. Ekim denetim kaydı. 22 kişiyim cuma. Hemen yazmam lazım. İşe girdileri. Güvenlik deposu. Varisle gelecek sabah iki kişiden içe gelecek. Sadece onların değerini de daha sonra müsaade ediyorum. Eğer dükkanın altında bir mağaraya bizi iyilik yapıyorsa bize kim ne açıklayabilir? Oğlum çok korkutucular lan. Hop. Sen nesin yavrum benim be? İyi misin güzelim? Heads up. Oğlum bildiğin fareler yeri kazıyor lan. Ben burada ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yer buldum galiba. Şunu alalım. Boş bir şey var galiba. Enjektör mermisi yapıyoruz. Kan alma iğnesi yapıyoruz. Yap. Peki ben bu yaptığım kan iğnesinden ne oldu şu an? Silebilir. Kıyafet. Şef şapkası takalım. Silahlar. Güzel oldu. Oh. Neyse yapamıyoruz. Pişirme istasyonu. Süper. Et. Yap. Köfte parçası yap. Oğlum fareden köfte parçası falan yapıyoruz lan. Manyak bir oyun ha. Çok sevdim. Şef şapkasıyla bir de yemek yaptık. Oh, tüketilebilir. Oh, gel güzelim bakayım be. Gel bir tane. Tamam. Etten yapacağız. Yap. Tamam. Çorba yapamıyoruz. Çorba yararlı. Yararlı derken? Yapamıyoruz, tamam. Oyun güzel. Oyunu bayağı alışıyorum bu arada. Hip hip hop payload. Oo. Çık. Soğutucu. Neyse. Sen beni takip et. Gel. Vallahi bir yere girdim. Çok büyük yanlış yaptım ama girdim. Merak ettim çünkü. Beyin mantarı. Ben bir şeylere bulaştım arkadaşlar. Ne olur beni affedin. Ne oluyor hocam? Ne oluyor agam? Yani... Böyle bir loot yapalım. Oh, radyasyon. Çok büyük radyasyon yiyoruz. Hemen alıp gitmem lazım. Tamam. Çıktık. Sıkıntı yok. Eşya bak alıp gideceğim. Vallahi bir şey yapmayacağım. Loot yapıp gidiyoruz. Beyin mantarları falan alalım. Ya bir işe yarıyor der elbet.
Tamam. Başka bir şey var mı? Kör fare. Beyin mantarı. Beyin mantarı. Beyin mantarı. Tamam. Güzel. Topuk. Bir şey bulduk ama. Galiba oyuncak tarzı bir şey bulduk arkadaşlar. Valla bir şey söyleyeyim mi? Fallout gerçekten neden oynamadığımı bilmediğim bir şey. Yani keşke oynasaydım başta Fallout 3, New Vegas falan. Yani bu ne oğlum? Bayağı her şey var oyunda yani. Ha. Yıkıcı öfkeni dışarı. Hızlı ellerin yapışkanlığını parlatmak için kolay hızlılık yaparsın. Seni kimse yıkamaz. Seçimi onaylıyorum abi. Dayanıklılık. Yıkılmayalım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Gel oğlum. Move out. Sert olduğunu mu düşünüyorsun? Yağmacı mı? No way I could pick. Açamayız. Sizi yok ettim oğlum. Sizi yok ettim oğlum. Siz var ya bittiniz, bittiniz. Şu atışmayı da yapalım. On him. Oh, oh, hey. Hold. Let's go. Güzel. On her. Güzel. Şimdi şöyle bir üstünü bir soyalım. Şöyle üstünü bir patlatalım. Tamam. Kolay gelsin. İçeride bir müzici var. Yağmacıdan herkes kapı geçecekler. Bu lazer tüfeğini al ve şeyini yap. Lazer tüfeği mi? Lazer tüfeği. Bir saniye bekle. Kıyafet giyeyim. Envanter. Modüler burada. Diğer. Kıyafet. Bu iki yapıyor. Başka bir şey koruyan yok galiba. Şef şapkasını çıkar. Şunu at ya. Heh, tamam. Nasıl olduk? Süper. Bad boy. Barış Manço. Evet. Bu Konsidur malikanesine, yani kasabasına geldik arkadaşlar. 3 tane yağmacıyla kapıştık. Bunlar yağmacıymış da bu arada. Peki bir şey soracağım. Benim silahım nerede? Loaded. Bıçak. Loaded. Sen bekle sen. İngiliz işgalinin son mu? Ne oluyor oğlum? Bir durun lan. Gel oğlum. Gel küçük küçük. Gel küçük küçük. Çok güzel. Çok güzel. Her şeyi alıyoruz ama sonrasında almayacağız. İşlem terminalini açalım abi. Yazıyorum hemen. Şifre gereklidir. Eklemek istiyorsun. Kalan denemeler. Peril. Giriş. Reddedildi. Giriş engellendi. Sistemden atınız. 10 saniye sonra tekrar deneyiniz. Peki. Ah. Dur. Dur şurada. Buldum. Dur burada. Açtın mı? Aa kırdım lan. Hop açtık. Bu işlerde ustayız. Vizyon çekirdeğini alalım abi. Load edelim. Temiz. Dur bekle sen bekle. Bekle şu arkadaşını bir soyayım. Sen bekle şimdi. Şimdi geliyorum. Neredesiniz? Allah. Aslanım benim. Sağ ol kuşum. Sağ ol yavrum.
Şöyle seni bir soyalım. Laf tuşuna basarak da şey vurabiliyormuşuz, yakın vurabiliyormuşuz. Şöyle seni bir soyalım. Güzel. Var mı başka? Şakaya gerek yok abi. Oraya hepinizin derisini yüzeceğim. Sen onların derisini yüzebileceğini düşünüyorsun. Fakat bir anda daha tanışmadın. Bir şey dakika konuşmuyorum şimdi. Görüyor musun oğlum? Beni öldürebileceklerini zannediyorlar ya. Bir saniye. Hiç yakışıyor mu size? Hiç yakışıyor mu? İnsanları bir daha sakın kıstırmayın. Yok seni öldürürüm, öldürürüm. Hayırdır oğlum. Ama her şeyi de aldık. Kolay gelsin. Adam kim olduğunu bilmiyorum ama zaman zaman harika. Commonwealth Federal'in Preston Grave. Aslanım yatmış bile. Minutemen? Fedailer mi? Bize ne olmuş? Ben herkesi korumak amaç buydu derken katıldım. Fark yaratmak istiyordum. Yaptım da fakat her şeyden dağılıverdi. Öyle görünüyor ki ayakta kalan son fedai. Bunlar kim? Sadece mülteciler. Yeni bir ev arıyorlar. Yeni bir başlangıç. Quincy'den beri onlarla beraberim. Langston bir süreliğine iyi gözüküyordu ama hortlaklar yüzünden kaçtık. Bir ay önce 20 kişiydik. Dün 8. Şimdi ise 5... Oha zamanla adamlar yok olmuş. Sadece ben ve Mercy ve Juklong. Koltuktaki yaşlı Murphy'nin de bu da Sturges. Şu konuşmayı çözeceğim arkadaşlar. Bekliyorum. Hortlaklar mı? Hortlak ne? Wow. Sen gerçekten buradan değilsin değil mi? Hortlaklar. Bu arada biz üstümüzü çıkardık. Şeyden girdik ya. Valo'dan da değiliz. Keşke çıkarmasaydım ama hani kask mask veriyor diye yaptım arkadaşlar. Biraz canavara dönmüşüz. Çoğu benim gibi tamamen dağılmış görünüyorlar ve çok uzun yaşıyorlar. Ama yine de sadece insanlar. Bahsettiklerim ise tamamen farklı. Radyasyon beyinlerini tamamen çürütmüş, onları vahşileştirmiş. Ooo, gözüşüp kapayana kadar seni parçalanırlar. Ve şimdi öyle olacağını düşündük bir amacım. Ya da kaza yapmış Bertrand var. Eski toprak. Savaş öncesi mutlaka görmeniz. Bertrand bilmiyorum ama büyük ihtimalle... Evet, askeri zır. Tam set, T-45 güç zırhından bahsediyorum. Askeri üretim. Wow. Sevdim. Koruma bonusu birleşti bir de. Zırh al ve minigun'ı. Gol. Vertibir'den sök. Bunu yap ve şu puşt yağmacı cehenneme gönder. Yok edeceğiz. Minigun mı? Şimdi konuşmaya başladık. Şimdi ben karakter... Neyse. Zırhın gücü bitmiş. Yüzlerde kuru olduğu içindir. Peki de olabilir ama biraz sıkıştık. Şeye söktüm zaten ben. Soru sormayacağım. Yapacağım. Yüksek enerji nükleer bir pile, ordu ve şirketi tarafından kullanılanlar ve nerede bulabileceğini biliyoruz. Bir tanesini bulmuştuk. Ya şu sesler niye bu kadar iğrenç ya? Bak. Ben onu çoktan aldım zaten onu. Çekirde güçlerini taktıktan ve mürgün aldıktan sonra yağmacılar yanlış kavga girdiklerini anlayacaklar. İyi şanslar. Evet. Olacağım, ninem. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bu gerçekten iyi köpek. Akıllı da. Ona ihtiyacı olan insanları bulmak da çok iyidir ve artık senin yanında görürüm. Aa, ninemin köpeğiymiş. Sen ne biliyorsan anlat. Sadece birini dinle. Çılgınca daranı yaşı teyze. Bunlar kimyasal görüyorsun. Bunlar Murphy'nin neye görü veriyor? Küçük bir kız olduğum zamanlardan beri. İnanılmaz. Ulan biteni biraz görebildim. Ne olacağını ve ne olduğunu şu anda. Av ninemiz.
ve şu anda bir şeyin geldiğini görebiliyorum. Bitkin düşmüş, gürültü ve kargaşadan. O ben olabilir miyim, Necim? Karımı kaçırdılar, karımı öldürdüler. Çocuğumu kaçırdılar. O ne Murphy'nin? Daha çok bilgi ihtiyacım var lütfen. Aha! Kandırdım! Karizma! Ah bu çok kötü çocuğum. Pençeler, dişler ve boynuzlar. Ölümün kendisiyle yüzleşmek. Daha fazlasını kontrol edemem. Bu kadar artık. Dinlenmeliyim. Senin de yapacağın işlerim var. Evet arkadaşlar. Ninemizin delirdiği üzerine bir şeylerin geldiğini söylüyor. Bakalım neler gelecek? Nelerle yüzleşeceğiz? Hazırız. Oyunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Çok güçlüyüz. Yenge tık diye sokacağım şimdi. Sıkacağım kafana. Git sus. Özür dilerim. Tamam bir şey yapmayacağım. Yerim seni. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şu tatlı şeyle size veda ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.